Neydi bu kitabımızın adı Hamza? Niloya Süt. Niloya Süt. Tamam. Niloya kanepede hasta yatan ağabeyine endişeli gözlerle baktı. Sonra da ağabeyciğim çabucak iyileş de yine oyun oynayalım tamam mı diye fısıldadı. Murat ise gözlerini güçlükle açarak başını salladı. Hı hı. Birazcık hastaymış ya babacığım, o yüzden zor konuşuyormuş. Bunun üzerine babaannesi şefkatle torununun başını okşayıp bir bardak ballı süt ister misin yavrum dedi. Annesi de böylece güçlenir, inşallah çabucak iyileşirsin diye ekledi. Evet, ballı süt gerçekten harika bir fikirdi. Babaannesi süt sağmak için ahıra gitti. Tabii ki Nilo'ya da yardım etmek için onun peşindeydi. Babaannesi bir yandan benekliği sağıyor, bir yandan da Nilo'ya nasıl süt sağlayacağını anlatıyordu. Önce hafifçe tutuyoruz, sonra da işte böyle sağıyoruz. Nilo'ya bu hiç durur mu? O da süt sağmak istedi. Babaannesi benekliği ürkütmemesi gerektiğini hatırlatarak Niloya'nın süt sağmasına izin verdi. Hamza, sence sağabilmiş midir Niloya sütü? Niloya önce benekli, ağabeyim ballı süt içerse çabucak iyileşebilir. Bu yüzden bana süt gerekli dedi. Sonra da babaannesinin gösterdiği gibi benekliyi sağmayı denedi. Denedi ama bir türlü süt gelmedi. Süt gelmemiş. Hamzacığım daha nasıl yapılacağını bilmiyormuş galiba. Yoksa beneklinin sütü mü bitmişti? Nilo'ya süt sağmak için uğraşırken afacan keçi yerdeki tahtalardan birinin üzerine sıçradı. Tahta da üstündeki tospiyi hop diye benekliye doğru fırlattı. Benekliye doğru fırlatmış. Hamzacığım o hareketle beneklinin üstüne doğru fırlamış. Ne olduğunu anlayamayan benekli ise korkuyla bağırdı. Evet. Nilo'ya benekliği ürkütmemeleri gerektiğini hatırladı. Keçi, tospik, rahat durun, süt sağmam lazım diyerek keçiyle tospiyi uyardı. Ardından da tekrar süt sağmaya çalıştı. Önce böyle tutuyoruz, sonra da evet işte oldu. Sonunda Nilo'ya süt sağmayı başardı. Ama süt bir tospiğin ağzına bir keçinin gözüne fışkırdı. Tospik halinden memnundu da keçi bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Keçicik telaşla sağa sola koşmaya başladı. Hayır, işte sonunda olanlar oldu. Bu karmaşa benekliyi korkuttu ve benekli korkuyla ahırdan dışarı koştu. Benekli önde, Nilo'ya, keçi ve tospik arkada başladı bir kovalamaca. Mööö. Benekli, dur, kaçma. Dedi. Hamzacığım keçi de onların arkasından bağırmaya başlamış. Onları bu halde gören Niloya'nın babaannesi de peşlerine takıldı. Tabii tüm bu sesleri duyan annesi ve ağabeyi de dışarı çıktı. Bu da ne? Dışarıda sanki bir çiftlik koşusu vardı. Bu sırada afacan keçi Niloya'yı yere düşürüp yalamaya başladı. Ah keçicik ah! Bu keçi hiç de uslanmayacaktı. Görünüşe bakılırsa benekli de iyice uzaklaşmış, daha doğru kaçmaya başlamıştı. Niloya'nın babası ve dedesi eve dönerken benekliye rastlayınca hayretler içinde kaldı. Ve tabii ki kovalamacaya onlar da katıldı. Hamza, herkes beneklinin peşinde koşmaya başlamış. Herkes benekliyi yakalamaya çalışmış babacığım. Nilo'ya beneklinin ardından çaresizce bakarken ağabeyi Nilo'ya sütüm nerede diye seslenerek kardeşine şaka yaptı. Sanki şaka yaptı. Hamza, Nilo'ya'nın abisi süt bekliyordu ya o yüzden. Nilo'ya ise şaşkın inekte diye mırıldandı. Daha inekten sağmadım ki demiş. İnekten sağıp getireceğim abi demek istemiş.
Ağabeyi devam etti. İnek nerede? Nilo'ya dağa kaçtı. Bu cevap üzerine herkes kıkır kıkır gülmeye başladı. Neyse ki çok geçmeden babası benekliği sakinleştirip tekrar ahıra getirdi. Babaannesi de sütü sağıp balla karıştırdı. İşte Murat'ın ballı sütü hazırdı. Hamza, ballı süt çok güzel. Sen de biliyorsun değil mi? Sen de çok seviyorsun. Sonunda işler yoluna girmiş. Murat da biraz iyileşmişti. Nilo'ya ağabeyinin yanına geldi. Ağabeyciğim, bir daha süt ister misin? İstersen hemen gidip benekliden süt sağabilirim dedi. Ağabeyi ise telaşla, aman Nilo'ya dur hele. Bugünlük bu kadar süt ve macera yetti de arttı bile diyerek gülümsedi.